Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. İnternette dolaşırken 3000 lira bandında ve tüm oyunları ultra ayarlarda açtığını iddia eden bir oyuncu kasasıyla, yani bu yanımızda duran kasayla karşılaştık. Şu oyunlara bakalım. Alırken diyorlardı ki işte GTA 5, Valorant, ne varsa CSGO, her şeyi ultra'da açar bu diyorlardı. Bilgisayarı ofise getirdik, kurduk. Gördük ki ekran kartında bir sıkıntı vardı. Sonra firmayı geriye gönderdik. Burada isim vesaire kişi hiçbir şekilde vermeyeceğiz bu arada. Onun dışında firmayı gönderdik. Hemen hızlıca değişimini yaptılar, yenisini taktılar. Ama burada şöyle bir detay var. İçindeki ekran kartı muhtemelen mining'den çıkmış bir ekran kartı. Baba yorgun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Öyle. Çok sesli çalışıyor. Zaten belki de mikrofona yansıyordur sesi, diyeyim sizlere. Oyunları kurduk içine. Olayımız burada grafiklerin ultra olup olmadığını sizlere göstermek. Grafik ayarlarındayız. Bir aşağı doğru yavaş yavaş inelim istiyorum ben. 1920x1080, yani Full HD çözünürlükte oynayacağız. Onu abartmaya gerek yok şimdi. Her şey texture full kalitesi. Gırtlak dolu arkadaşlar. Gırtlak dolu yani. Biri haylar ultra olmuyor. O yüzden aynen biri öyle. Haylı bu arada. Desteklenen en yüksek aynen seviyede hepsi açık. Yani o adam aslında öyle burada iddiasını tutturmuş mu tutturmamış mı, ya da kaç FPS alabiliyoruz oyunu açtığımızda, onu doğrudan görüyor olacağız şimdi. Aa. Helikopter indir abi. Daha helikopter. Manyak, deli manyak bir şey yapalım. Şöyle bir helikopterimizi alalım. Yandan da gözüm FPS'te yüksek, yani kötü değil. Ultra'da mıyız? Ultra'dayız. Ultra'dayız. O zaman ben oynuyorum ama. İyi kaldırır indiririm uçağı. Kaldırıp indirmede iyiyimdir yani. Şöyle bir havalimanına doğru çekersen. Gölgeler falan bayağı güzel bu arada arkadaşlar. Yani hani suyun parlaklığı olsun, güneşin vurma açısı olsun, her şey net bir şekilde gözüküyor. Ben şaşırdım çünkü hani 3000 TL'ye böyle bir şey almak, evde vakit geçirmek istiyorsanız ya da kuzeninize, kardeşinize bir hediye olarak düşünüyorsanız. Ama burada şu detayı da unutmayalım evet abi. Ekran kartımız ikinci el muhtemelen, içindeki malzemeler de ikinci el, yani ürün sıfır değil. Bozuk çıktı, hemen değiştirdi adam. Garantisi benim mantığıyla çalışıyor biraz. Aklını da yemeyelim. Düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Patlayacak. Nereye abi yolculuk? Şehirde biraz kaos. Ondan sonra zaten diğer oyunlara bakacağız. Aa, golf oynuyor. Güzel golf ortam. Oynuyor. Böyle evet, bir ortamda zaman oldun mu? Bulundun mu daha önce? Tabii hep golf oynuyoruz. Golf abi. Ben de. Ailece, golf babam oynuyor mesela, hani ayda bir babam falan böyle sürüyor, oynamazsa evet rahatsızlanıyor bayağı. Evet, şehre ulaştık. FPS 60 ile 70 arası. En yüksek çıktığı anlarda bile hani yine 98 ile 100 arası kaldı. Bir aduket çekeyim mi şuraya doğru? Çek. Sonra ben alıp sağa sola salça olacağım. Ben şöyle bir 5 yıldız yapsana o zaman. Şunu mu istiyorsun? İlla katliam mı istiyorsun yani? Katliam geliyor şimdi. Bak bu. Ay, sen de kendimi de öldürdüm. Evet, hala 48-49-50'lerde gidiyor. Güzel, ultrasını verdi. Şimdi zaten GTA'da veriyorsa diğer oyunlarda banko verecek. Ama yine de göstermeden olmaz. Adamlar öyle CSGO, Valorant... Bu arada 267'ye falan çıktı şu an. Diğer oyuna bir hızlıca geçelim. Arkadaşlar, CSGO'yu açtık şimdi. Oyun yüklendi ve doğrudan ayarlara girdik. Çünkü en önemli konumuz bu, biliyorsunuz. Bütün ayarlar sonuna kadar açık. Desteklenen tabii ki. Bir ölüm maçına girdik. Her şey yüksekte dedik. Ve yaklaşık 90-100 arası FPS alıyoruz. Bir e-sporcu FPS'i mi? Hayır. Aman değil ama yeterli mi? Yeterli. Yani evde böyle keyif anlamında. Sen de bayağı güzel oynuyorsun vallahi Counter'ı. Yani pek ciddiye alamadım ben ama. Nasıl istiyorsan öyle alıcı. Adam 2 saat indirdi başa. Abi ben bayağı şu tavukları falan vurmayı seviyorum. Onlara vurmayaydın. Yazık hayvanlara ya. Nasıl FPS'imiz? 100-120'lerde. Akış nasıl hocam? Rahat akış mı? Bayağı iyi yani. Şu tavuğu bir daha patlatabilir miyim ben? Zaten vuramıyorum tavuğu. Dur. Tavuğu bile vuramıyorum. Burada ne işin var derler adama değil mi? Yanlış hedefleri ele alıyorsun bence. Nereye düşmanın vuralım? Onlar değil. Düşmanları vursan daha iyi olur sanki. Tamam, ben daha yerine zararsız şeyleri ateş edip böyle kendimi tatmin etmek istiyorum. O zaman duvara tara o zaman. Duvara şey yazalım mı? Web Tekno. Yok, o biraz zor olur. Aha. Sen duvara Web Tekno yazarsan Rusya gelip arkandan vurur öyle. CSGO yeter, sen de zaten üstün yeteneklerini arkadaşlara gösterdin. Yaklaşık 100 FPS alıyoruz. Bence gel bir de sıradaki oyuna bakalım. Aynen öyle. Valorant'a doğru geçeceğiz. Şimdi Ozan'ın mükemmel Counter oyunundan sonra sıra geldi Valorant'a arkadaşlar. Bir de Valorant'ta bakalım. Çünkü adamların listesinde Valorant'ta yazıyordu ki zaten çok fazla ultra, hani mesela bir GTA kadar istemeyen bir oyun. Hemen şöyle grafik kalitesine geliyorum ve ben zaten videodan önce her şeyi yükseğe çekmiştim. Ben şunu da çok merak ediyorum arkadaşlar. Aranızda mesela şu oyunu açar mı, bu oyunu açar mı, abi şunu deneyin dediğiniz bir oyun varsa onu da yorumlara yazarsanız eğer, Web Tekno Plus'ta da bununla alakalı ayrı bir içerik üretir, sizlerle paylaşıyor oluruz diyelim ve yavaştan grafik kalitesine doğru devam edelim abi. En yüksekte hocam. Kimi seçeyim söyle bakalım. Bak şurada var bir tane Çinli bir abla var ya. Bunda biraz FPS yalnız yüksek bu arada. Siz de görüyorsunuz. 140'larda dolaşıyoruz. Ben bu oyunu daha önce hiç oynamamıştım. İlk kez şu anda izliyorum desem. Valla evet, ben oynuyorum arada bir ya. Şey kafası var bunda. Oy, adam vurdum orada, gördün mü? Onu da vurabilir, vuramadım. Bayağı düşürdüm ama. Oyun biraz böyle tarzıyla Fortnite'a da benziyor gibi dedim ya. Yani böyle grafik tadı olarak aynen bir tık andırıyor. Bir tık benzerliği var gerçekten. Eyvah.
Onu vurduk, güzel. Bomba kurmaya çalışıyoruz. Bomba kurmak dedin de aklıma şey geldi ya. Half-Life'da içerideki kırmızı butona basanlardan mısın, değil misin? Basanlardanım. Ben de basanlardanım. İçeride bekliyordum bir de böyle, millet deliriyordu. Eski oyunlara da daldık biraz ama eski oyunların tadı ciddi anlamda hani şu anda çok yok benim için. Quake 3'çüyüm, Half-Life'çıyım. O da fena değil ama yine de onlar daha iyiymiş gibi geliyor bana. Hani oturup onları saatlerce oynarım şu an. 144 Hz bir monitör olursa rahat rahat oynayabiliyorsun. Evet, onda rahat. Bir sıkıntı yok. O zaman şimdi yavaş yavaş videonun kalanına doğru geçelim arkadaşlar. Şimdi oyunlarımıza baktık, harbiden de adamlar vaat ettiğini verdi. Aynen. Bilgisayar öyle. Ne kadar ikinci el de olsa aslında, yani ekran kartı falan ağlıyor, üzeri tozlu mozlu vesaire. Tabii ki de zaten 470'in sıfırını şu an bulma şansımız yok. Toplama ama hani fazlasıyla toplama. Bir cihaz gerçekten. Şöyle çok az teknik özelliklerinden de bahsedelim ama çok fazla çılgınca girmeyeceğiz, buyur abi. Şimdi teknik özelliklere baktığımızda burada Xeon bir işlemci var. Aslında Xeon işlemci daha çok böyle workstation'larda falan iş amaçlı gördüğümüz bir işlemci. Fakat burada beni memnun etti açıkçası oyun performansı. X5660 kullanılmış bu cihazda. 16 GB bir RAM var ama RAM'lerin şu anda megahazine çok girmeyelim sizi boğmamak adına. Ekran kartı da zaten videonun başında size de çok kısa söylediğim gibi RX 470 olarak konulmuş. Kim bilir kaç tane Ethereum kazdı o ekran çok kartı. Çok fazlasıyla. Ama gün sonunda baktığımızda aslında satıcının vaat ettiğini veriyor mu? Veriyor. Ve tabii sizlerin de merak ettiği şeyler varsa hani oyun anlamında bunu açar mı onu açar mı gibi şeyler, onları da zaten değerlendiriyor olacağız. Videonun altında bekliyoruz sizlerin yorumlarını. Aynen öyle. Böylece de arkadaşlar videomuzun yavaştan sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda 3000 liraya bu sefer kazıklanmadık. Fena değil. Aynen. Ya fiziki bir garanti belgemiz yok ama olsun. Sonuçta 3000 liraya Ultra'da vaat ettiğini verdi. Sıkıntı yok. Diyelim ve videomuzu kapatalım. Şurada aşağıda beğen butonu var. Eğer beğendiyseniz ona basabilirsiniz. Ve tabii ki düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı, ekranda bulunan bağlantılardan da diğer web tekno içeriklerine gitmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.